Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Evet, biz çıktık evden. Şöyle kahvaltımız falan yaptık, çocuklarla çıktık. Ama hava aşırı sıcak, çok fazla sıcak. 37. Ama yine de dedik ki evde durmayalım. Dışarıda bir yerlerde vakit geçirelim dedik. Çıktık dışarıya. Şimdi eşim de arabanın lastiklerini falan kontrol ediyor. Suyunu falan dolduruyor. Benzinliğe girdik, benzin alacak falan. Ben de orada dedim ki videomu başlatayım. Sizlere güzel haberi de vereyim istedim. Evet, bizler yarın akşam Zonguldak'a döneceğiz bakalım hayırlısıyla. Eşim bizi bekliyor. Beraber döneceğiz çünkü. Ben işten ayrılır mıyım, izin alır mıyım diye düşünürken çok şükür Allah razı olsun yani patronlarım bana ücretsiz izin verdiler. Ücretsiz izin ayrıldım şu anda. Daha doğrusu yarın gideceğim. Ondan sonraki gün artık ücretsiz izinli olacağım. Tekrar İstanbul'a döndüğümde yine başlayacağım bakalım hayırlısıyla. Yani izin alabildiğim için çok mutluyum. Çünkü ben hep söylüyorum ya, işimi seviyorum. İşim çok rahat. Çok da güzel vakit geçiriyorum. Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar kurduk orada. Hani onun bitsin istemiyordum ama ona rağmen de bu yaz burada kalmam biraz zordu. Çünkü çocuklar Zonguldak'ı istiyorlar. Keza ben de çok istiyorum. Evimi özledim, ailemi özledim, arkadaşlarımı özledim. Gitmek istiyorum ama eşim de hep şeyi bekliyordu. Benim işten ayrılırım diye bekliyordu. O biraz üzüldü bu duruma ama izin almış olmama. Olsun dedim, artık yapacak bir şey yok. Ben mutluyum ama izin ayrıldığım için. Dediğim gibi yarın akşam döneceğiz Allah izin verirse Zonguldak'a. Öyle bu güzel haberi de sizinle paylaşayım istedim. Şimdi gidiyoruz artık. Nereye gidiyoruz valla bilmiyorum. Günün devamında görüşürüz sizinle tekrardan. Şöyle her zamanki gibi AVM'de aldık soluğu. ALM ne be? AVM'ye geldik, birazcık gezelim dedik. Ondan sonra da geçip bir kahve içeriz belki. Hava o kadar çok sıcak ki dışarıda vakit geçiremiyorsun. Çok fazla sıcak valla. Geldik şöyle birazcık dolaşalım bakalım. Şöyle mağazalarda daha fazla duramadık. O kadar çok kalabalık ki. Çıktık dedik kahve içelim, oturalım, biraz sohbet edelim. Yoksa biraz dolaşalım yerim yok. Şöyle geldik bakalım. O kadar çok sıra var ki. Anca alabildim vallahi kahveleri. Şöyle kendime duble kahve aldım. Onu da gelirken döktüm tabii. Neyse bakalım, hadi bize afiyet olsun. Oğlumla eşim bıraktık. Onlar hala kahvelerini içiyorlar. Biz de Sephora'ya geldik. Bir iki bir şeye bakacağım kızım buradan. Hangi maskalar demiştin anneciğim sen? Şu yukarıdaki sayfa. Şunlar mı? Ondan mı alacaksın? Tamam. Ben şunları da çok görüyorum ama anneciğim. Ne kadarmış fiyatları? Ha, aynı, ikisi fiyat da aynı. Neyse al birinde çıkalım annem hadi. Şöyle güzel bluzlar var bakın. Şu elbiseyi beğendim ama. Bedeni var mı bakacağım, yakası çok güzel. Şu yaka detayını seviyorum. Bu kayık yakalar oluyor ya. Güzel. Onun bedenine bakacağım şimdi. Bluz daha da güzelmiş. Gerçi elbise mi bluz mu bilemedim. Şunun fiyatına bir bakayım. $500'ymiş. Elbisenin bedeni yoktu. Çok güzel bir elbiseydi ama bedeni yokmuş. Hala kazaklar mı var? Bunları kaldırmamışlar. Yumuş yumuş, o kadar güzel ki. Renklere bakın, ne kadar güzel. Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum herkese arkadaşlar. Evet, ben yine yollara düştüm. İşe gidiyorum. Asistanla çok hızlı geçtim. Ya bir şey diyeceğim. Öncelikle şey söyleyeyim. Bugün işte son günüm. Bugün artık izne ayrılıyorum. Sonra ne diyecektim? Ya şey derlerdi hep eskiden, bu resmi tatillerde işte bayram vesaire, hani uzun tatillerde İstanbul boşaldı derlerdi ya, vallahi boşalmış yani. Gerçekten İstanbul bomboş şu anda. Bir saatte geldiğim trafikti, şu an 5 dakikada geldim yani geldiğim yere kadar. O kadar boş ki.
Şaka gibi gerçekten. Kız herkes nereye gitti? Vallahi billahi. Ya ben de gideceğim şimdi. Hepten boşalmış olacak İstanbul. Gerçekten o trafikte böyle bir yerden bir yere gitmek o kadar zordu ki. Ya şimdi daha iyi anlıyorum. Çok rahatmış. Kız gidenler kalsın gittiği yerde. Gelmeyin. Gelmeyin, kalın oralarda. Hayatı zorlaştırıyorsunuz hanım. Neyse vallahi şaka bir yana. Hadi abicim ışık yandı ya. Zonguldak'tan herkese selamlar arkadaşlar. Evet, biz geldik Zonguldak'a. Geldik. Geldikten sonra hiç video çekemedim. En son sizi nerede bırakmıştım? Sanıyorum işe giderken İstanbul'da bırakmıştım diye hatırlıyorum ama emin değilim. Öyle biz geldik. Arife günden bir gün önce gece geldik. Dün Arife günü akşama kadar temizlik yaptım. İşte halıları yıkadım. Evi sildim, süpürdüm, toz aldım, nevresimleri çıkarttım, yıkadım, değiştirdim, temizleri taktım. İşte ev değişimi biriken çamaşırlar vardı. Onları yıkadım, kuruttum derken kapıya pencereye giremedim zaten. Onları artık bayramdan sonra gireceğim Allah nasip ederse. Balkonu falan da bayramdan sonra yıkayacağım. İşte dün akşama kadar temizlik yaptım evde. Eşim de sağ olsun yardım etti bana. Birlikte yaptık bir şeyler. Dün akşam böyle perttik yani ikimiz de. Şimdi bugün bayramın birinci günü. Herkese güzel bir bayram diliyorum. Evet, şöyle annemlere geldik. Kız kardeşim de burada. Çekiyorum hayatım seni. Şöyle ne yapıyoruz? Önce size buraları bir göstereyim. Bakın ne kadar güzel olmuş. Tabii kiraz kalmamış. En son geldiğimizde çiçekte miydi Elifciğim? En son evet. Geldiğimizde çiçekteydi. Sonra kirazlar olmuş, artık bitmiş, bize hiçbir şey kalmamış. Ama her yer o kadar güzel ki yemyeşil. Bakın. Evet, biz ne yapıyoruz şimdi? Evet, biz ne yapıyoruz şimdi? Annemlere geldik, bir güzel bayramlaştık. Babam kurbana gitti. Onların kurbanı da bugün geç kesiliyormuş. Bizimki de geç kesiliyordu. Babam kurbana gitti. Kendi kurbanına. Eşim kurbana gitti. Bizim kurbana. Dedim ki hiç ben gelmek istemiyorum. Çünkü çok sıcak. Sıcakta hem arabayla oraya kadar git. Köylere bayağı uzak çünkü orası. Hani o sıkıntıya girmek istemiyorum dedim. Biz annemlerde kaldık. Eşim babamla birlikte, yani birlikte değiller de babam gelsin kurbanını getirsin. Eşim gelsin kurbanını getirsin. Bir iki saat buralarda vakit geçirip tekrar Zonguldak'a döneceğiz biz. İşte kurbanı dağıtacağız, yerleştireceğiz falan böyle. Eve ayıracağımı dolaba koyacağım. Onun dışında olanları da dağıtacağım falan. Öyle bugün böyle geçecek. Bizler de bu arada ne yapıyoruz? Çocuklarla beraber dedik ki evde durmaktan sıkıldık. İşte bir iki gelen giden oldu. Onlar da gidince dedik hadi dondurmaya gidelim. Dedik ve dondurma yemeye gidiyoruz. Şöyle güzel mahallemde çıktık. Yürüye yürüye gidiyoruz. Annemlere çok yakın burası. Şöyle bakın ne kadar güzel. Şu bahçeye bayılıyorum. Küçüklüğümden beri çok severim. Şöyle şu bahçede Münire teyze vardı. Münire teyze. Münire miydi Elif? Münire teyze vardı rahmetli. Biz okuldan her çıktığımızda bu bahçeye dalar, buradan meyve yerdik. O kadar güzeldi ki. Erikler, kirazlar, işte incirler vesaire. O kadar güzeldi ki. Şöyle dondurma geldi bakın. Elif kardeşim, yani kız kardeşim, iki top yiyeceğim dedi. Kızım önden soda içmek istediğini söyledi. Oğlum da benimki de gelecek şimdi. Balımın bugün doğum günü. Güzel kızım 21 yaşına giriyor. Biz ona pasta alacaktık ama pasta istemiyorum dedi. Mum kendiliğinden söndü anneciğim. Neyse biz onu size göstermek için tekrardan dikmiştik zaten. Öyle annem benim bir tane güzel kızım iyi ki doğmuş. Baktığın ömrün açık olsun inşallah efendim. Dondurmalarımızı yedik. Eve kadar böyle yürüdük. Anneciğimin, babacığımın güzel evi, güzel bahçesi bakın. Çiçekler açmaya başlamış. Ama şunlar daha yoğun çiçekte oluyordu değil mi Elif? Evet. Şimdi yok sanki o kadar çok çiçeği. Neden acaba? Biraz budama yapıldı onları. Ha, ondan dolayı mı? Baksana ne kadar güzel çiçeği var. Geçelim bakayım. İkinci bayramdan herkese günaydın.
Buraya eşim açmış sabah kalkınca. Burayı da ben açayım. Şöyle şekerlerimiz duruyor. İlave yapmıştım. Dün çocuklar gelip gittiler. Üzerine ilave yapmıştım. Biraz daha var şekerimiz, çikolatamız. Evet, biz dün akşam eve geldik. Kurban işini eşim hallettikten sonra annemden oraya geldi. Yemek yedik. Ondan sonra Zonguldak'a geldik. Burada da kurban işimizi hallettik. Yani dağıtacaklarımızı hallettik. Biraz dolaba ayırdım ben. Sonra paketledim onları, dolaba kaldırdım. Biraz sonra gideceğiz köye. Burada birkaç yer var dağıtmak istediğim. Sonra fazlasını köyde dağıtacağım. Öyle, şimdi hemen bir kahvaltı hazırlayalım. Sonra tekrar köylere gidelim. Dün kayınvalideme gidememiştik. İşte bugün oralara gideceğiz bakalım. Öyle, hemen mutfağa gireyim. Kahvaltı hazırlığına başlayayım. Henüz uyandım çünkü sesim bile kötü. Neyse, bakalım görüşürüz günün devamında. Biz şöyle köye geldik. Allah kabul etsin kurbanları dağıtmaya. Burada bazı ihtiyacı olanlar var. Köyde daha çok fazla. O yüzden biz de hazırladık, köye getirdik. Burada dağıtıyoruz bakalım. Allah kabul etsin inşallah. Şöyle eşim önde, ben arkada. Gidiyoruz. Bugün çok da yağmur yağdı ya, yerler hep ıslak. Ayakkabılarım mahvoldu. Şöyle gidiyoruz bakın. Hem bayramlaşacağız hem kurbanları dağıtacağız işte. Allah kabul etsin. Bakın şu erikleri görüyorsunuz mu? Nasıl güzel. Kurban dağıtma işi bitti. Şimdi şöyle bazı büyüklerimiz var. Onları bayramlamaya gidiyoruz. Çocuklar gelmiyor tabii bizimle. Biz böyle gidiyoruz eşimle beraber. Yaprakların güzelliğine bakın. Ne güzel dolmalı değil mi bunlardan? Vallahi ay, ipek gibi. Böyle sarıp iyi bir resim falan geldi. Güllerin güzelliği. Bakın. Çok güzel. Bahçe çok güzel zaten. Bakın şöyle. Geliyorum. Evet arkadaşlar, biz çıktık. Şimdi farklı bir akrabaya gidiyoruz. O kadar güzel ki bakın. Kapılar, bahçeler, çiçekler, böcekler, ağaçlar, meyveler. Her şey yok. Burası da başka bir akrabanın bahçesi. Çok uzun kalamıyoruz. Hani bayramlaşıyoruz. İşte bir yerde bir tatlı, bir yerde bir çay, bir yerde bir kahve içiyoruz. Yiyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Bakın şu güzelliklere. Nasıl güzeller değil mi? Harika. Bayıldım. Çok güzel. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. İşler yedik, içtik. Çay sofrası kurduk. Çay demlenene kadar balkona çıkacağım. Şöyle balkona bak. Çok geniş bir balkon. Ve harika bir manzara. Hevsa ablacığım, özlemişsindir buraları. Bu da benim kızcam. Şöyle. Bugün hava yağmurlu ya, bakın nasıl böyle şey oldu, sis falan var havada. Anneciğim, içeri geçiyorum ben. Geliyorum kızım. Burası son bayram gezmemizdi. Buradan sonra kayınvalidemin oraya geçiyoruz. İncirlere bakın.